Mevlana dergahının yeri Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi iken bahçe Sultan Alaaddin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaddin Veled'e hediye edildi. Bahaddin Veled 12 Ocak 1231 tarihinde vefat edince türbedeki bugünkü yerine defnedildi. Kubbe-i Hadra diye adlandırılan yeşil kubbe Çinlilerle kaplı, dilimli gövdeli ve külahlı dört kalın sütun üzerine Karamanoğlu Ali Bey tarafından 130 bin Selçuki dirhemine mimar Tebrizli Bedreddin'e yaptırıldı. Matbah veya Matbah-ı Şerif bölümü Meydan-ı Şerif'in güneydoğu köşesinde, avlunun ise güneybatı köşesinde yer alır. Mevleviliğin en değerli bölümüdür. Elbette ki matbahtaki asıl işlev yemek pişirmek ve yemek yemek olsa da can tabir edilen Mevlevi adaylarının binbir günlük çile süresi içerisinde en çok eğitim gördükleri yerin burası olması sebebiyle Mevleviler buraya matbaha insanın pişirildiği yer derler. Burada gürültü edilmez, yüksek sesle konuşulmaz ve gülünmezdi. Hatta matbaha gösterilen saygının bir ifadesi olarak matbahın kapısının önünden geçilirken dahi selama durulurdu. Türbede inşaat faaliyetleri uzunca süre bitmedi. 19. yüzyılın sonuna kadar eklemeler yapılmaya devam etmiştir. Mevlevi dergahı ve türbe 1926 yılında Konya Asarı Atika Müzesi adı altında müze olarak hizmete başladı. 1954 yılında ise müzenin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirildi ve müzenin adı Mevlana Müzesi olarak değiştirildi. Mevlana Müzesi'nin matbaa bölümünde 1990 yılında onarım yapıldı. Ana bina onarımı ise ilk defa 2016 yılında yapılmaya başlandı. Mevlana hayattayken Mevlevilerin musiki ile ilgilenmekleri bilinmektedir. Müze içinde yer alan bir bölümde Mevlevilerin o zamanlar musiki yapmak için kullandıkları müzik aletleri sergileniyor. Bu aletler içinde bulunan keman ise özellikle dikkat çekiyor. Dünyadaki tek 8 telli keman olma özelliğine sahip bu enstrümanın Türk musikisinde bulunan bütün makamların rahatlıkla çalınabildiği nadir kemanlardan olduğu belirtiliyor. Galileo'nun dünya yuvarlaktır diye ortaya attığı tezi nedeniyle Engizisyon mahkemesinde yargılanıp işkence gördüğü ve idam edildiği o yıllarda dergahta eğitim gören Mevlevilere dünyanın yuvarlak olduğu gerçeği hazırlanan küçük bir dünya maketiyle uygulamalı olarak anlatılıyordu. Pablo Picasso'nun fikir babalığını yaptığı iddia edilen soyut resim örneklerinden Picasso'dan yıllar öncesinde Mevlana dergahındaki seccadelerde görülüyor olması ise sanat tarihçileri arasında ateşli tartışmalara yol açmıştır. Mevlana 17 Aralık 1273 yılında vefat edince türbesi dergahın içine yaptırıldı. Ancak Mevlana'nın asıl mezarı sandukasının aşağısında bulunan gizli odada yer alır. Yaptırıldığı yıldan beri Mevleviler dahil kimsenin girmediği bu mezara anlatılanlara göre sadece bir kişi girebildi. Yıllar içerisinde çevresindeki mescit, semahane, meydan-ı şerih, matbah, derviş hücreleri, şadırvan, Şeb-i Aruz havuzu ve Çelebi dairesiyle külli haline getirilen türbe, 1926 yılından bu yana müze olarak faaliyet gösteriyor. Ancak türbe içerisindeki bu bölüm sırrını korumaya günümüzde halen devam ediyor. Anlatılanlara göre her şey 1273'te Konya'da kaldırılan bir cenazeden sonra başladı. Mevlana Celaleddin Rumi 17 Aralık 1273 günü vefat ediyor. Cenazesine yüz binlerce insan katılıyor. Naaşı İplikçi Camii'nden 500 metre ilerideki bugün yatmakta olduğu türbeye 8 saatte zor getiriliyor. Müslümanlar Mevlana'nın naaşını defnedebilmek için gayrimüslimlerin cenaze cemaatinden çıkmasını istiyorlar. Ancak onlar bize İsa'yı da Musa'yı da Mevlana öğretti diyerek bunu şiddetle reddediyorlar. Eski Türklerde mezarların altına Farsça zir-i zemin yani zeminin altı denilen bir mezar odası yapılırmış. Mevlana'nın naaşı da böyle 4 metrelik bir mezar odasına konmuş. Ancak o tarihten bu yana mezar odasına kimse inmemiş. Birkaç kişi hariç.
Sultan 5. Murat Mevlana'nın türbesini ziyarete geldiğinde mezar odasının içinde ne olduğunu çok merak etmiş ve bu odaya girmek istemiş. Ancak dönemin Mevlevi büyükleri buna kesinlikle karşı çıkmış ve girmesini engellemişler. Bunun üzerine sultan elindeki tesbihi ağzı açık olan odanın içine düşürmüş. Bu tesbihi almak üzere 7 yaşında bir kız çocuğu mezar odasına indirilmiş. Bilinen tek şey odanın iki tarafından aşağı doğru merdivenlerin indiğiymiş. Kız çocuğu mezara inip çıktıktan sonra dili tutulmuş. İşte bu olaydan sonra mezar odasının sırrı iyice merak edilmeye başlanmış. Acaba kız çocuğu orada ne görmüştü de dili tutulmuştu diye halk arasında konuşmalar, soruşturmalar başlamıştır. Bir iddiaya göre oda çok karanlık olduğu için çocuk çok korkmuş ve geçirdiği travmadan dolayı dili tutulmuştu. Ancak bir başka iddia daha var ki oda mezar odasının sırrını daha da derinleştiriyor. Selçuklu Türkleri o tarihte mumyalama tekniğini iyi derecede biliyorlardı. Fatih Sultan Mehmet dahil 7 padişahın naaşı mumyalanmıştır. Mevlana'nın naaşı da mumyalandığı için muhtemelen öyle duruyordu. Kız çocuğu orada yatan Mevlana'yı görünce bu hale gelmiş olabilirdi şeklindedir. Bu olay dönemin önde gelen Mevlevilerini harekete geçiriyor ve 1640 yılında mezar odasının ağzı tuğlayla örülüp üzeri de kurşunla kaplanıyor. O tarihten sonra mezar odasının ağzındaki kurşun hiçbir zaman kaldırılmadı. Mezar odası sırlarıyla birlikte belki de ebediyete kadar sessizliğe gömüldü. Ancak odanın hikayesi burada bitmiyor. Aradan 300 yıl geçtikten sonra Mısır'daki piramit sırlarına benzeyen bir dizi olay daha yaşanacaktı. Bu olayın iki tanığı vardı. Biri olayı yaşayan Yusuf Akyurt, öteki de onun yaşadığını Murat Bardakçı'ya anlatan Abdülbaki Gölpınarlı Hoca. 1930'lu yılların güzel bir gününde Mevlana Müzesi'nin müdürü Yusuf Akyurt odasında tek başına otururken aklına sandukanın altındaki mezar odası geliyor. İçinden acaba şu odaya bir girsem, içeride ne olduğunu görsem diye geçiriyor. Ancak tepki çekeceğini düşündüğü için kararsız kalıyor. Tam o esnada kapı çalınıyor ve içeriye müzenin yaşlı odacısı giriyor. Bu yaşlı adam aslında bir Mevlevi dedesidir. Cumhuriyetin ilanından sonra tekke ve zaviyeler kapandığı için müzeye çevrilen türbede odacı olarak çalışmayı kabul etmiştir. Yaşlı Mevlevi dedesi saygılı bir şekilde içeri girer ve Yusuf Akyurt'un tüylerini diken diken eden şu cümleyi söyler. Efendim sakın oraya inmeyi düşünmeyin. Ancak bu şaşkınlık müdürü kararından vazgeçirmez. Bilakis merakını daha da derinleştirir. Mezara inmek üzere kurşunla kaplı kapağın önüne gelir. Halıyı kaldırır. Tam kapağı açmak üzereyken bir adam haykırarak içeriye girer. Müdür bey, müdür bey yetişin, eviniz yanıyor. Yusuf Akyurt gelinceye kadar evi kül olmuştur. İşte tam o sırada elinde bir telgraf tutuşturulur. Müze müdürü başka bir yere tayin edilmiştir. Müdürün başına gelenler bununla da bitmez. Konya, Ankara yolunda seyahat etmekteyken içinde bulundukları kamyonun yolda bir kavise girmesi ve kapının aniden açılmasıyla müze müdürünün oğlu araçtan fırlar ve oracıkta hayatını kaybeder. Bazılarına göre mezar odasının sırrı Yusuf Akyurt'u hala takip etmektedir. Yusuf Akyurt oğlunun cenazesini alıp Konya'ya döner. Cenaze töreninden sonra doğruca Mevlana Müzesi'ne gider ve sandukanın başında ellerini açıp haykırmaya başlar. Yetmedi mi? Affet beni artık. Aradan 5 yıl geçtikten sonra Yusuf Akyurt'un yeğeni olan Mustafa Akyurt memuriyeti sebebiyle Konya'ya tayin olur. Bir gece rüyasında Mevlana'yı görür ve ona türbeyi ziyarete gelmesini, matbaahanenin bahçeye bakan camının dibini kazmasını, burada bulacağı şeyi ise amcası Yusuf'a hediye ettiğini, bahçeyi kazarken de çekinmemesini söyler. Mustafa Akyurt bu rüyayı gördükten 2 gün kadar sonra çekine sıkıla türbeyi ziyarete gider. Mevlana'nın dediği yere varınca Mevlevi dedelerin orada toplaşmış olduğunu görür ve kararından vazgeçmeyi düşünürken onu gören Mevlevi dedeleri ona küçük bir kürek uzatarak kenara çekilirler.
Bu durumdan çok etkilenen Mustafa Akyurt, sessizce rüyasında gördüğü yeri kazarak üzerinde Mevlana'nın mührü bulunan bir yüzük çıkartır. Yüzük birçok antikacıya inceletilir ve Mevlana'ya ait olduğu anlaşılır. Günümüzde halen sürmekte olan bu olayla ilgili geriye, küçük kızın dili neden tutulmuştu? Yaşlı odacı müdürün içinden geçirdiği düşünceyi nasıl anlamıştı? Tam mezar odasına girmeye niyetlendiğinde nasıl olmuştu da müdürün evi yanmıştı? Rüyada görülen bir tarifle nasıl olmuştu da değerli bir antika yüzük bulunmuştu? Mustafa Akyurt'un bahçeyi kazacağını Mevlevi dedeleri nasıl bilebiliyorlardı? Gibi cevap bulunamayan birçok soru kalmıştır. Bilinen tek şey Mevlana'nın mezar odasının 738 yıldır sırrını hala koruyor olmasıdır. Videom umarım sizlere araştırmalarınız konusunda yardımcı olmuştur. Bir başka videoda da görüşünceye dek hoşça kalın araştıran insanlar.